Türkiye'nin en kapsamlı peyzaj ve süs bitkiciliği festivali 16-19 Eylül tarihlerinde 50 bin metrekarelik açık alanıyla bu yılda Sapanca Kırkpınar sahilinde. Covid-19 önlemlerinin eksiksiz olarak uygulanacağı güvenli festival ortamıyla katılımcı ve ziyaretçilerini bekliyor. Türkiye'nin birçok farklı bölgesinden sektörün öncü firmalarının katılımıyla gerçekleşecek 3. Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali, peyzaj uygulama alanlarında faaliyet gösteren firmalar, süs bitkileri üreticileri, teknik ve yan sanayi sektörü temsilcilerinin bulunduğu geniş katılımcı yelpazesiyle sektöre farklı bakışlar kazandırmaya devam ediyor. Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nde buluşalım. süsbitkiciliğifestivali.com. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nde teknik olarak sizlere biraz bilgi vermek isterim. Bilindiği üzere 3 yıl oldu. 3 yılda neler katledik derseniz çok ciddi bir yol katettiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin de ciddi bir katkısı ve himayelerinde bu yapılan mevcut 50 bin metrekare alan içerisinde altyapı çalışmalarında ve üst yapı çalışmalarında yaklaşık 1260 civarında tır malzeme buraya dolgu yaparak buranın normal kodunu alarak kullanım hale getirdiğimizi söyleyebilirim. Değerli arkadaşlar, altyapıda yine dranaj çalışmalarını burada tamamladık. Aynı zamanda elektrik ve su şebekeleri vesaire, bunları yine belediye olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmaları tamamladık. Dolayısıyla her yıl ufak tutuşlarla bu festivalde yine çalışmalar yapılarak devam edecek. Geçen yıl değerli arkadaşlar yaklaşık 180 civarında, 179 civarında stand vardı. Bunlardan bazı firmalarımız 2 veya 3 civarında kullanım hakkı oldu. Dolayısıyla burada 145 civarında firma katıldı. Bunun içerisinde STK ve sivil toplum kuruluşları yanı sıra yerel belediyeleri de dikkate aldığımız zaman bunu geçtiğimiz yıl tamamladık. Bu yıl çok daha fazla rağbet var. Biz biliyorsunuz pandemiden dolayı biraz sıkıntı çeker miyiz düşüncesi vardı. Yaklaşık bir 90 günlük Türkiye turunu tamamladık. Dolayısıyla bu Türkiye turunda firmalarla yapmış olduğumuz görüşmelerde, yapmış olduğumuz toplantılarda, istişarelerde festivalin yapılması gerektiğini kanaat getirdik. Neden dersiniz? Malumunuz pandemi sürecinde açık hava olmasının en büyük avantajını kullanmak istedik. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bu yıl çok ciddi bir katılım oldu. Birçok kapalı fuar ve yani sektörümüzle alakalı kapalı fuar ve buna benzer etkinliklerin iptal olduğunu söylediğimizde düşündüğümüzde dolayısıyla burada bu yıl çok daha katılım var. Hatta yer yok. 3 günden beri firmalara maalesef olumsuz cevap veriyoruz. Bunu önümüzdeki yıl biraz daha nasıl büyütebiliriz ona bakacağız. Şimdi değerli arkadaşlar tabii ki burada 50 bin metrekare bu alan içerisinde özellikle şehre katıyor dediğimiz zaman malumunuz bir de bunun reklam boyutu var, tanıtım boyutu var. Başta Sapanca olmak üzere ve Sakarya'mıza çok ciddi bir tanıtım katkı sağladığını söyleyebilirim. Diğer bir konu değerli arkadaşlar, bizim festival resmi sitesinde bulunan yaklaşık 16 konaklama otel, bunun içerisinde 5 yıldızdan tutul da butik otele kadar firmalarımız bulunuyor. Bunlarla yaptığımız görüşmelerde ki bunlar bizim önerileri içerisinde bulunan firmalarımız, şu andaki otellerimizin tamamı doldu arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Yani il dışından gelecek olan ziyaretçilerimizi dikkate aldığımızda otellerimizin tamamı dolduğunu söyleyebilirim. Büyük otellerde biraz daha yer var. Bu da bizim için sevindirici. Uç başta Sakarya'ya tabii çok ciddi anlamda maddi ve manevi katkı sağlayacağını söyleyebilirim gelen davetlerimiz açısından. İnşallah önümüzdeki yıl daha iyi bir festival süreci yaşamak için daha iyi çalışmak gerektiğini de buradan beyan edeyim. Ama bu konuda tabii ki ona göre eksilerimizi, artılarımızı dikkate aldık. Başta ben Sakarya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Sayın Ekrem Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi de zaten biliyorsunuz ziraat yüksek mühendisi. Bu da bizim için, sektörümüz için bir avantajdır. Dolayısıyla gitmiş olduğumuz, örnek veriyorum, işte Yalova, bugün Ankara, Antalya, İzmir, Bursa'daki sektörü gezdiğimiz zaman sizin avantajınız, bir Büyükşehir Belediye Başkanı ziraat mühendisi olması avantajını her fırsatta bunları söylediler ki biz de bunu çok iyi değerlendirerek hep birlikte daha iyi festival, daha iyi etkinlik yapabilmek adına ki başta Sakarya'ya çok ciddi katkı sağlamak adına gayret sarf edeceğimi söyleyebilirim.
Değerli arkadaşlar, ben aynı zamanda yine Borsa Başkanımıza, Ticaret Sanayi Odası Başkanımıza, aynı zamanda Orman Bölge'ye, Arifiye Belediye Başkanımıza, Sapanca Belediye Başkanımıza, hepsinin ayrı ayrı katkıları var. Onları da es geçmek istemem. Şimdiden festivalimiz hayırlı olsun. İnşallah bu pandemi sürecinde tabii ki gerekli olan önlemleri aldığımızı söyleyebilirim. Hiçbir sıkıntımız yok. Büyükşehir konuda sağlık birimiyle alakalı yapmış olduğumuz istişare toplantısında gerek işte ateş ölçerden, gerek maskesinden, gerek dezenfektesinden her türlü tedbiri alarak burada insanların sağlıklı bir şekilde festivali ziyaret ederek buradan uğurlamayı planlıyoruz. Bu konuda yine tekrar siz değerli basın mensubu katılımcı arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Remzi Adıyaman'a çok teşekkür ediyoruz. Tabii üçüncüsü düzenlendi, bir algı oluştu. Mekanımız belki de Türkiye'nin en özel, en değerli mekanı. Sapanca Gölü'nün kenarındayız. Sapanca Belediye'mize ev sahipliğinden dolayı, Arifiye Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere gerçekten alanı bu olan Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adem Sarı'yı davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Başkanım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli katılımcılar, değerli basın mensupları. Sakarya Süs Bitkiciliği Festivali basın lansmanına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri yönetim kurulu ve şahsım adına saygılar sunuyorum. Değerli katılımcılar, dünyada süs bitkileri üretimi 20. yüzyıl başlarında önem kazanmaya başlamıştır. Günümüzde süs bitkileri sektörü dünya üzerinde hızlı değişim görülen bir sektör olarak nitelendirilebilir. Küreselleşme ve bunun dünya üzerinde değişik bölgelerdeki geliri olan etkisine bağlı olarak çoğu ülkede kişi başına düşen süs bitkileri tüketiminin arttığı görülmektedir. Buna bağlı olarak dünya üzerindeki rekabet de artmaktadır. Kıymetli misafirler, süs bitkileri sektörü son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişen bir sektördür. Türkiye, sektörde sahip olduğu bilimsel ve coğrafi avantajı yanı sıra dinamik ve hızlı gelişen bir firma yapılanmasına da sahiptir. Sakarya, Türkiye'de peyzaj ve süs bitkiciliği sektöründe ekili alan bakımından dünyada ikinci sıraya sahiptir. Bu alan yaklaşık 11 bin dekardır. Ülkemizde bitki ve çiçek yetiştiriciliği yapılan alan bakımından dünyada 12. sırada yer almaktadır. Sakarya olarak dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliğinde Türkiye üretiminin %38'ini karşılıyoruz. Bu rakamda ülkede birinci sıradayız. Değerli katılımcılar ve kıymetli misafirlerimiz, bu festival için bizlere desteklerini esirgemeyen Sakarya Valiliğimize, Sakarya Büyükşehir Belediye'mize, İl ve Tarım Orman Müdürlüğümüze, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'na, Plat Dergimize, paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı da saygılar sunuyorum. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adem Sarı'ya çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımızın verilerinin içerisindeki bir veri hakikaten çok kıymetli. Belki bunu Sakaryalılara sorsak aynı cevabı veremezdi herkes. Belki de Remzi Bey düşüyor. Biz Türkiye'de bu anlamda birinciyiz. Sorsaydı kim birinci diye belki Bursa denecekti, belki Yalova denecekti ama bu anlamda, bunun anlatılması anlamında festival çok kıymetli. Belki de bunun üzerine bir kez daha vurgu yapmak lazım. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli konuklarımız, şimdi konuşmalar yapmak üzere Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekilimiz Sayın Yüksel Avşar'ı davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Borsa Başkanım, Sayın Sapanca Belediye Başkanım, Sayın Arifiye Belediye Başkanım, çok kıymetli basın mensupları ve değerli katılımcılar. Sakarya lojistik konumu, üretim potansiyeli, ticari tarihi, doğa ve turizm değerleri, beşeri mozaiği, kültürel canlılığı ile Anadolu kenti görünümünde bir dünya şehri olmaya aday illerimizden birisidir.
Bu iddiamız sahip olduğu avantajların barındırdığı insanların enerjisinin aktif bir şekilde değerlendirmeye müsait olmasından kaynaklanır. Marmara bölgesi incisi Sakarya'mız bu potansiyelin yanı sıra süs bitkiciliği ve peyzaj sektöründe Türkiye'nin uluslararası kapısı haline gelmiştir. 2020 yılı peyzaj ve süs bitkiciliği ihracatında ülkemizden yaklaşık 70 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Peyzaj ve süs bitkiciliği bitkisi ihraç eden iller arasında ilk 10. sırada yer almaktayız. Bu arada Adem Başkanımızın sürecine göre ilk yere yerleşmişiz. Ben de bu bilgiden dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. 2019 yılının ilk 8 ayında 950 bin dolar olan ihracatını 2020 yılının aynı döneminde 1 milyon dolar üzerine çıkarma başarısı sergileyerek Sakarya'mız yükselişini sürdürmektedir. Sektörün bu ilerlemesinde son 3 yıldır düzenlenen ve etkinliğe geçen yıl artan festivalimizin de ciddi bir katkısı olduğunu gözlemektedir. Sakarya Valiliğimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye'miz, Satso, Borsa, Sakarya Süs Bitkiciler Üreticileri Birliği, Arifiye ve Sapanca Süs Bitkiciler Üreticileri Birliği ve tüm katılımcı kurumlarımız olarak festivalde bu sene yaşanan salgın nedeni daha titiz olmamız gerektiğini bilincindeyiz. Pandemi önlemlerini ciddi bir şekilde alınarak katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlıkları için de gerekli önlemler Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından alınmış bulunmaktadır. Etkinliğimizin sorunsuz ve güvenli bir şekilde düzenlenmesine yönelik tüm kurumlarımız sorumlulukları çerçevesinde katkı göstermişlerdir. Bu festival tüm girişimcileri, hazırlıklar düzenlenmesi ve sonuçlar itibariyle Sakarya'nın festivali, Sakarya'nın tanıtımıdır. Yani hepimizin ortak heyecanı, hepimizin ortak değeridir. Bu yıl üçüncüsünü düzenlemekte mutluluk duyduğumuz Sakarya Süs Bitkiciliği ve Peyzaj Festivali'nde emeği geçen tüm kurumlara ve kişilere teşekkür eder. Katılmanızdan dolayı sizlere de sonsuz saygılarımı sunarım. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yüksel Avşar'a çok teşekkür ediyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları. Malum Sapanca denildiği zaman ülkemize ve dünyaya açılan kapı. Tabi bu Arifiye de buna dahil. Sapanca daha çok öne çıktığı için hep Sapanca söyleniyor, Arifiye de karşısı. Hem Sapanca hem de Arifiye ülkemize ve dünyaya açılan kapı. Bulduğunuz mekanı tarif etmeye gerek yok. Gerçekten cennet, dünyadaki cennet tarif edilebilecek bir mekan. Böyle bir mekanda yine bugün en güzel bir lansmanını, en güzel bir aktiviteyi birlikte gerçekleştiriyoruz. O da nedir? Malum. Üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Süs Bitkileri Festivali'nin tanıtım lansmanı. Sizlerle birlikte. Çünkü bu işin birinci aktörü, bizler kendimizi parçalasak, her türlü imkanı seferber etsek, her türlü yatırımları yapsak. Fakat sizler, yani basın mensupları, bu toplumun eli, gözü, ayağı, kulağı olan ve bu toplumun bütün her olaydan haberdar eden sizler olmazsanız bir mana ifade etmez. Yani hükümsüzdür. Yapılan bütün işler hükümsüz olur. O münasebetle burada bizim yaptıklarımızdan daha çok size görev düşüyor. Niçin? Sakarya için. Bizim derdimiz Sakarya'yı gerçekten hem Türkiye'de hem de dünyada çok daha önlere taşıyabilmenin hesabını yapmak. Bugüne kadar yapılanlara teşekkür ediyoruz. Kim? Sakarya'mız için bir taş koymuşsa taş üstüne, bir çivi çakmışsa hepsini şükranla alıyoruz. Ahirete ithal edenleri rahmetle alıyoruz. Yaşayanlara da onlara dua ediyoruz, onu teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla bizim de bundan sonra Sakarya'mıza her açıdan taş üzerine taş koymak ve bir çivi çakmak. Onlardan bir tanesi malum, Türkiye'de nadir olan ve gerçekte ben İzmir hale geçemiyoruz derken ama Sayın Borsa Başkanımızın verdiği rakamlarla İzmir geçtik.
İzmir geçtik ve Türkiye'de bir numara. Süs bitkileri iç mekan ve dış mekan, süs bitkileri festivali ve merkezi. Gerçekten 11 bin dekar arazi kolay bir arazi değil, dile kolay. Bunu bizim Sakaryalı üreticiler yapıyor, Sapancalılar yapıyor, Arifeliler yapıyor ve diğer içerideki arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah biz bunları daha da aktif hale getirmek, daha bir kat daha, bir adım daha nasıl öne çıkarabiliriz, bunun hesabını yapıyoruz. Yani burada ufkumuz şu, Sakarya'yı biz masaya yatırdık. Sakarya nedir? Deniziyle, ormanıyla, gölüyle, nehriyle, dağlarıyla, ovalarıyla, insan yapısıyla, kültürüyle, tarihi varlıklarıyla Sakarya'mızı daha ön plana hangi noktalarda çıkarabiliriz? Bunun hesabını yapıyoruz. Bunun için malum, bir ülkenin şehirlerindeki başak şehirler, önde olan şehirlerde üç ana özellik olmazsa olmaz isteniyor. Yani bu üç ana özellik yoksa o şehir sizi çok ön plana çıkarma şansınız çok iyi gözükmüyor. Nedir? Turizm ve turizm varlıkları. Yani turizmde bir şehrin ön plana çıkmasıyla o şehri hem o ülkede hem de dünyada ön plana çıkarabiliyorsunuz. Onun bir altyapısı var. Kendinden olmuyor. Turizmin cazibe merkezi olan bir takım doğal ve kültürel yapıları var. Şimdi Sakarya'ya bakıyoruz. Turizm merkezi olabilir mi? Turizm deyince akla ne geliyor? Deniz geliyor. Turizm deyince ne geliyor? Kültür geliyor. Turizm deyince ne geliyor? Tarih geliyor. Turizm deyince ne geliyor? Doğa geliyor. Şimdi Sakarya'ya bakıyoruz. Sakarya'mızda deniz var mı? Var. Yani biz evet denizi olan bir iliz. Ama bunu Türkiye'de bir şöyle kamu yoklaması yapsak Türkiye'de Sakarya denizi kenarı olduğunu çoğu insan bilmez. Çoğu insan bilmez ama Sakarya deniz kenarında yani. Denizimiz var ama bunu biz lansman yapamıyoruz yani. Denizimi öpüle çıkar ve denizimizin en sağlıklı ve hijyenik olarak en sağlıklı deniz olduğu ilan ediyor. İşte bugün bu sene malum mavi bayrak aldık. Oradaki sosyal testlerimizde iki noktada hem Cebeci'de hem de merkezde mavi bayrak aldık. Mavi bayrak almak öyle kolay değil arkadaşlar denizde. Nedir bu? Buyurun bak balıklar bile oynamaya başladı. Her taraf balıklar oynuyor. Bu çek arkadaşlar. Balıklar oynuyor şurada. Yanımızda balıklar oynuyor. Neçe itibariyle bu kadar hijyenik, bu kadar temiz, berrak bir denizimiz var. Bu kadar kumsalımız var. Fevkalade kumsalımız var. Bu kiminle olacak? Ya yani bizim yatırım yapmamız. Yatırımsa yatırım işte. Arkadaşlar var yatırım. Sosyal tesislerimiz, oradaki kullanılan mekanlarımız yok mu? Var. Ama bunu sizler eğer gündeme getirirseniz bu dünya markası, Türkiye markası olur. Getirmezseniz olmaz. Mavi bayrak sadece televizyondan geçti gitti. Ya mavi bayrak kolay bir şey arkadaşlar. Bunun kriterleri var. 32 tane kriteri var. 33 tane kriteri var. Kriteri yerine getiriyorsunuz ve bayrağı dikiyorsunuz. Uluslararası bayrak. Neçin de bunun daha çok işlenmesi lazım. Bunu kendim için demiyorum ha. Sakarya için ya. İşleyelim bunu arkadaşlar. Biz Sakarya'da böyle bir denize sahibiz. Pırıl pırıl hijyenik bir denize sahibiz. Bunu işlememiz gerekiyor. İkincisi, hanımlar bizim plajımız. Arkadaşlar lütfen bunu gündeme getirin. Bakın dünyada bu standartlarda bir hanımlar plajı var mı? Bence yok. Sakarya'da mı var? Bilmiyorum kaç tane hanımefendi, oraya gidip oradan istifade etti. Var mı arkadaşlar? El kaldırabilir miyiz? Bir tane Cumali Bey, helal olsun sana be. Arkadaşlar orası bir değer ya. O kadar mükemmel bir gidin, eşlerinizi götürün, çocukları tavsiye edin. Gerekirse servis araçları kullanalım, servis araçları koyalım, isteyin. Orası bir değer, o değeri öpüne çıkartmamız lazım. Karadeniz var ya, turizm demek ki bunu yapabiliriz deniz olarak. Başka? Turizmde göl istenir, göl turizmi var. Göl turizmi mesela Gölcük. Gölünden dolayı devamlı orası akıyor Gölcük, Bolu'daki Gölcük. Göl ya başka bir şey yok, göl. O da bizim gölümüzün arası kadar, onda bir kadar bir şey. Onda biri kadar etrafında ulaşabiliyorsunuz. Ama öpüne çıkarmışlar. Fotoğraflarda, takvimlerde, orada basında devamlı Gölcük. Ya Abant Gölü. Abant Gölü Sapancı'yı mukayese mi edilir ya? Evet, küçümsemiyorum. O da çok güzel ama Sapancı'nın yanında Sapancı farklı bir şey yani. Bunun için bunları söylüyorum arkadaşlar. Bunlar sizin değerli. Sakarya nehire küs, nehir Sakarya'ya küs. Sakarya'daki çoğu insana sorsak, nehirin Sakarya'nın içine aktığını bilemeyenler çıkacaktır yazın bir kere. Şahit oluyorum çünkü. Sakarya'nın içinden Sakarya'nın aktığını bilmeyen Sakarya'nın yaşayanlarımız var ya.
Burada ne bekliyorum? Nehir bize küs, biz nehir küsüz yani. Şimdi nehir yavaş yavaş nasıl aktif hale getirebiliriz? Nasıl yansımanı yapabiliriz? Bunun çalışmasını yapıyoruz, duyuyorsunuz. Ama Sezai Bey kardeşim bir vurdu, bir saltanat kayıyla, olsun o da meşhur oluyor da canım, insanlar merak ettiler, Yani bunu öpüler çıkaralım ya. Ben şimdi Müslüman iskele yapıyoruz inşallah, mükemmel bir iskele yapıyoruz. Kayıklarımızı aldık. İnşallah orada ciddi bir nehir turları yaptıracağız. Nehir kenarında. Gibi yani nehrimizi öpüler çıkarmamız gerekir. Turizm dedik. Başka yaylalar var. Ya Türkiye'de nadir yaylalara sahip arkadaşlar. Çiğdem Yaylası. Gezin, ben Türkiye'deki cüce yaylaların çoğunu gezen bir kardeşim. Sakarya'nın zaman mukayese edilmez. Bir Aksu mukayese edilmez. Karagöl mukayese edilmez. Efendime söyleyeyim, diğer yaylalarımız mukayese edilmez. Bu kadar mükemmel. Ama bunu ön plan çıkarmıyoruz ama ya. Çıkarmamız lazım. Açarya Yaylası. Ya Açarya Yaylası ya. Bakmaya doyamazsınız ya. Ama bunu çıkarmıyoruz arkadaşlar ya. Bu sizin göreviniz biraz. Zaman zaman gelin bizi uyarın, bir dürtün. Basınmaz, toplayalım. Çıkalım oralara. Oralarda programlar yapalım. Etkinlikler yapalım oralarda. Ne olur hepsi değişik olur. Bizim için değişik olur. Ekiplerimizi seferber edelim. Her türlü imkanımızı sağlayalım. Sizler sadece beraber olun, bizimle olun. Arkadaşlar bu program alanında. Yaylalarımızı, her hafta bir yaylamızı veya her 15 gün yaylamızı gündeme taşıyalım. Yani. Ya bu sene geçtiyse, gelecek seneye bugüne yatırım yapalım. Sabancı'daki efendim soğuk su yaylası. Mukayese edilmez. Güzellikleri mukayese edilmez. Örnek. Dolayısıyla yani turizm için bizde gerekli altyapı var mı? Var. Yani bunları bildiğim şeyleri tekrar ediyorum. Var. Altyapı var. Bunu biraz daha bunu değer hale getirmemiz gerekiyor. Kültür turizmi. Yok mu? Tarih. Justinian Köprüsü arkadaşlar unutulmuş ya. İsmi var. Kendisi yok ya. Justinian Köprüsü unutulacak köprü mü? Tarih var burada arkadaşlar. Ciddi bir tarih var. Medeniyet var burada yani. Artık Sakarya Nehri'nin geçtiği güzergah ve nehir yok burada. Bunu işlesek yeter ya. Nehir yok orada, nehir. Zamanında orada nehir akmış, Sakarya akmış ama bugün yok. O köprü bugün işte metro demeyimle bakarak bakmaya çalışıyoruz yani. Bunu işlesek işte aslında kültür, tarih, tarihi derinlik. Artık bizim şeydeki Fatpaşa'daki Yıldırım Beyazıt'ın yaptığı köprü. Kaç kişi soralım Sakarya'da? Kaç yıl sonra Yıldırım Beyazıt yaptığı söyleyecektir? İlgilenen biliyor. Ya tarih var, tarih kokuyor bu ya. Senin deden kokuyor burası ya. Bütün Anadolu'ya açılan bütün seferler, bütün hareket oradan olmuş. Eskiden bu Ankara'da yoktu. Tek yol orasıydı, tek köprü orasıydı. Yani Asya'ya açılan kapı, Asya'ya açılan köprüydü. Bu köprüyü işlesek bize günlerce yazmamız lazım köprüyü. Artık Rifat Çevasoy, Allah rahmet eylesin. Düşmanın giremediği kapı orası. Engellendiği kapı orası. Bunları işlesek kötü mü olur arkadaşlar ya? Daha sonra geçiyorsun Tarak'taki tamamen sakin şehir, huzurlu şehir, ilçe yani. Tertemiz bir şehir. Tamamen doğal, tamamen tarih kokuyor. Artı orada bir camimiz var. Mısır Sefer'e giderken Yavuz Sultan Selim yaptırdığı cami hala ayakta. Taş cami. Bunu işlememiz lazım. Benim Sakarya'da gençliğim özellikle bütün eğitim camiasında bunları bilmesi lazım. Soralım lise mezunu arkadaşımıza. Bu değerleri bakalım diyor. Kaç kişi biliyor ki hafta? İlgi yok arkadaşlar. Yani değerlerimizi biz ön plana çıkarmamız lazım. Kiminle? Sizinle. Gerekirse Milli Eğitim Camiası'nda bütün okullarda bir takım derslerin arasında bunları da gündeme getirmeleri istememiz lazım. Yani ön plana çıkarmamız lazım. Tarih var. Tarih ise. Kültür var. Bütün dünyanın kültürü burada. Yani kültür turizminde dünyanın kültürü burada. Şimdi uzun devreye girmeyeceğiz. Yani çok konuştuğum şeylerden biridir. Kültürler şehri diyoruz. Kültür var, coğrafya var. Nehir var, gölü var, dağı var, ormanı var. Arkadaşlar iş de düşüyor. Biz bize düşeni yapmaya hazırız, yapıyoruz da. İşte yoluyla, altyapısıyla, kanalıyla, efendime söyleyeyim, sosyal tesisleri yapıyoruz, görüyorsunuz. Yani her yere bunları yapmaya çalışıyoruz ve programımız var. Bugüne kadar yapılanlar var. Bundan sonra yapmaya devam ediyor. Biz bize düşeni yapıyorsa, sizden de çok şey istiyoruz arkadaşlar. Çok şey istemiyoruz. Yani sizlerin bu konuda daha duyarlı olmanızı arzu ediyoruz. Varsınız, biraz da arzu ediyoruz. Onun için bunu söylemek istedim. Bunun dışında diğer sektörlerden turizmi koyduk. Demek turizm konusunda bizim her şeyimiz var. Gelelim sanayiye. Kardeş, sanayi şehri Sakarya. Şu anda 11.
Oradan sanayiye doğru gidiyoruz değil mi? 7'yi hemen hemen hazırladık. 11'e doğru gitmeye de yapıyoruz. Sanayi şehri. Sanayi şehri olduğunu ve ihracatta da Türkiye 7'nin sıradayız. Sayın Başkan Vekilimiz de burada değil mi? 7'nin sırada. Ciddi bir rakam arkadaşlar. Bunu daha çok ön plana çıkarmamız lazım. Bütün sektörleri, hatta bunları program yapalım. Her hafta bir sektörü basına taşıyalım. Bütün basın mensuplarımızla o sektörü A'dan Z'ye anlatalım ya. O sektörü A'dan Z'ye anlatalım. Hemen hemen bize şu anda 200'ün üzerinde sektör var. Yani faaliyet gösteren şeylerimiz var, sanayicilerimiz var. Onu her hafta birini taşıyalım beraberce. Bu hafta şu, bu hafta şu, bu hafta taşıyalım. Ön plana çıkaralım. O da hoşnut olsun, o da hoşnut olsun. Kendi sektörünün lansmanını hem Sakarya hem de Türkiye çapında ve dünya çapında lansman yapıldığını bilsin. Bunu yapalım, işte ön plana çıkarmak budur. Sanayide de biz Türkiye'de önemli yerimiz var. Burada da problemimiz yok. Yerine kaldı, tarım kaldı. Tarıma bakıyorsun. Tarım için Türkiye'de Sakarya'dan daha mümbit bir yer varsa siz söyleyin. Varsa siz söyleyin. Adana'ya bakın. Tarımcı Adana akla gelir. Ve Sakarya'yı mukayese edelim. Antalya'ya bakalım. Mukayese edelim. İzmir'e bakalım. Mukayese edelim. Diğer illere gerek pek de gerek yok yani. 3-4 il var Türkiye'de tarım deyince akla gelen. Onlardan efendim en önemlilerin bir tanesi Sakarya. Ama Sakarya deyince Adana gibi, İzmir gibi Antalya akla geliyor ama gelmiyor. O zaman getirmemiz lazım. O zaman birlikte getirmemiz lazım. Çünkü biz tarımı da Türkiye'de en önlere taşımamız lazım. Bak finansçılıkta. Çok önemli bir şey. Şimdi bu noktayı biraz daha ağırlık vereceğiz. Gerçekten Türkiye'de hatta dünyada İtalya'ya geçebilecek bir fidancılık sektörünü inşallah Sakarya'ya kazandırmamız lazım. Bunun için altyapımız var. Bunun için insan kaynaklarımız var. Bunun için imkanlarımız var. Bunun için coğrafya şartlarımız var. İnşallah ben burada da yine Türkiye'de bir numara, daha da bir numara, efendim, yıldızlı bir numara olmak ve dünya çapında bir süs bitkiciliğiyiz dendiği zaman Asya'da, Avrupa'da Sakarya'nın gelmesini arz ediyoruz. Ve bununla ilgili bize düşen ne gerekiyor biz hazırız. Sağ olsun. Koordinatör, Süs Bitkiciliği Festivali koordinatörü Adıyaman Bey gerçekten gece gündüz uğraşıyor. Zorluyor biz, Allah razı olsun. Biz bazen nazlanmıyoruz da biz zaman zaman efendim söyleyeyim bizi yakalamakta zor çekiyor. Ama koşturuyor. 24 saat neredeyse orada ama ayakta, ama dairede, ama dışarıda görüşüyoruz. Ne yapması gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Böyle ol, birbirini destekleyeceğiz ya. Ya ben gittim de olmadı, görüşemedi. Ya ben dedim de olmadı. Ya yok öyle bir şey. Bir daha diyeceksin kardeşim ya. Bir daha diyeceksin ya. Sonra kadar diyeceksin. Yani evlat bile babasından bir şey isterken hemen baba diyor, oğlum işin sırası değil diyor. Tekrar iki sıra ya baba diyor, oğlum işin sırası değil. En sonunda bu köy diyor, tamam be oğlum diyor. Öyle değil mi ya? Evlatlarımıza bunu yapmıyor muyuz? Ya evlerimize bunu yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. E madem biz böyle bir kardeşiz, bir aileyiz, Sakarya bir büyük bir ailedir. Biz Sakaryalılar olarak bir büyük aileyiz. Bu büyük ailenin fertleri birbirine naz da yapar, birbirine cive de yapar, birbirine destek verir, birbirine kızar da, birbirine zorlar da. Aileyiz biz ya. Olaya böyle bakmamız lazım. Dolayısıyla inşallah ben bu konuda daha çok birbirimizi zorlamamızı talep ediyorum. Bir de tarımsal faaliyetlerde, mesela Sakarya'nın bazı ürünlerine bakalım. Dünyada bir numara. Ve Türkiye'de bir numara. İhracatı dünyanın en büyük ihracatçısı ülkesi tarımda hangi ürün bize var? Ayva. Ayva. Dünyada bir numara. Türkiye. Türkiye'de bir numara Sakarya. Yani Geybe, Pamukova, Tarakçı'da, Ali Fatmış o bölgemiz yani. Dereköy, karşı taraf o bölgemiz. Biz dünyada ihracatta bir numarayız arkadaşlar. Bunun değerini bilelim ya. Bununla ilgili daha çok gayret gösterelim. Göstermeye çalışalım. Yani bunu ön plana çıkaralım yani. Zaten yapıyorsunuz, yapmıyorsunuz demiyorum da. Dertleşiyoruz burada yani. Burada bir bürokratik bir toplantı değil de kardeşi dertleşme toplantısı, lansman diyoruz zaten yani. Birbirimizi lansman yapmak, birbirini tanıtmak, birbirimize dertleşmek toplantısı diye bunları söylüyorum. O zaman Ayva'yı biraz daha ön çıkaracağız. Yani biz dünyada bir numarayız ihracatta ve de Türkiye'de de üretimde bir numarayız. Hem kalitede hem üretimde bir numarayız. Bunu biraz ön plana çıkarırız. İkincisi, süt bitkisi devreye girdi. Türkiye'de bir numarayız. Şimdi dünyaya nasıl taşıyabiliriz? Türkiye'de bir numara oldu. Şimdi dünyada bir numara nasıl olabiliriz? Bunun çalışması yapmamız lazım. Bununla ilgili bize ne gerekiyorsa, Borsa Başkanım da burada, Trabzon Başkan Vekilim burada. Deyin ki bize, biz işten istiyoruz, hazırız ya. Şimdi bizim birimiz zaten, çoğumuz birimize beraberiz. Ne istediğinizi ben ağzımdan hayır çıktı.
Zaman zaman biraz ötelemişimdir. Bir hafta sağa sola bırakmışımdır. Daha sonra görüşelim demişimdir. Yani taleplerim ama yapmadığımız talep yok. İnkar ya. Hayır dediğimiz talebimiz yok yani. Her türlü talep açığız. Her türlü bir talebi yapmak için de elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Yani bunun için de biraz daha plan çıkmamız lazım. Ne dedik işte? İlk fındık. Fındıkta bir numara olma şansımız yok. Ama zorlayalım mı? Ne kadar zorlarsak öyle bir şey yok. Yani biz orduyu geçme şansımız yok şu anda. Fizik şartlar öyle. Efendim, Neresun'u geçme şansımız yok. Fizik şartlar öyle. Samsun'u geçme şansımız yok. Ama 5. sırada yerimizi koruma veyahut biraz da ilerleme şansımız var. Kimi sıradayız? Tekrar bakalım ona. Tamam, Borsa Başkanı 2'ye çıktık diyor. 5'ten 2'ye düştük. Tamam. Eğer 5'ten 2'ye çıkmışsak bu da çok önemli bir rakam. İnşallah 2. sıradayızdır. Takriben bizdeki üretim 100 bin ton civarında değil mi başkanım? 100 bin tonlar civarında değil mi? Ortalama rakam. Evet. 100 bin tonlar civarında. Türkiye'de 800 bin, 650, 700 bin ton civarında ortalama bir üretim var. Bunun 1. sırasını benim bildiğim orada alıyor. Samsun Giresun alıyor. Ama biz burada eğer 2'ye inebiliyorsak çok büyük başarı. 2. sıradayız. Açık ara. Peki. Şimdi Borsa Başkanımız çok müjdeli bir haber verdi. Onun üzerine duracağız. O zaman 1'e gelmek için bir kare göstereceğiz. Tamam. Fındık'ta da 1'e gelmek için biliyorsun fındık alanların genişlemesi tamamen yasal bir düzenleme lazım. Gerekirse o yasal düzenlemelerde elimizden geleni yaparız. Hani yasal düzenlemeye alan büyütemiyorsak bile mevcut fındıkların üretimini arttırabiliriz. Bunu yaparız. Alan eğer büyütemiyorsak üretimi artırırız. Bu da çok daha büyük bir ekonomik yapılanmadır. Yani alan büyütmeden üretimi arttırmak. İnşallah bunun üzerine çalışabiliriz. O da mümkün. Niye? Bakıyorsun isim vermeyeceğim. Başka ülkelerde dekara 250 ton, 250 kilo fındık alıyor. Dekara. Biz Sakarya'da 200'ler civarındayız. Zaman zaman 250 olan bazı yerler olduğunu bilgisini alıyorum. Yani 150-200 kilo civarında bir üretimiz var bizim. Bu Karadeniz'de %150 civarında. Yani Karadeniz'den çok ilerideyiz. Yani Karadeniz, işte Samsun, efendim, Giresun, Ordu, Artvin o bölgelerde efendim, genelde %150 kilo dekar başına verimlilik. Bizde 200 kilo civarında. Hatta 250 kilo civarında. İnşallah bu rakamı daha da arttırabiliriz. Ve benim daha evvel başlatmış olduğum çalışmamız vardı. Fidokapı'nın 4 milyon TL destek verdiği Ordu Üniversitesi'nin ziraat noktasıyla yapmış olduğum tek dal, yani tek gövde fındık üretimi. Bakımı kolay, üretimi arttırmanın. Öyle bir projeyi başlatmıştık. O projeler bizden durulabilir. Yani ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Konu esas aslına gelemedik, konumuza gelemedik. Yani fındıkta da çok daha önce çıkabilir, Türkiye'ye bir numara olabiliriz. Olabiliriz. Bu tür ürünler. Kabak deyince akla gelen Sakarya. Evet, biz bunu gerçekten lansmanı yapıyoruz ve Turnatan'a huzurlu tebrik ediyorum. Gerçekten Sakarya'mız için çok önemli bir konuyu gündeme getirdi ve bunu gerçekten yapıyor ve bizi ülkede tanıtıyor. Dolayısıyla Sakarya'mız tanıtmış olur. Bunu biraz daha öpülen çıkarabiliriz. Yani bunu da niye söyledim? Bizim elimizde varlıklarımız var. Yani Türkiye'de bir numara bilecek tarımsal faaliyetlerimiz var. Bunu biraz da işlememiz lazım. Biraz da bunun öne çıkmamız lazım. Bal üretiminde. Şimdi balcıya büyük destek veriyoruz. Niye biz bir numara olmayalım balda? Bir numara resim Muğla. Ya Muğla'nın sadece çam balı var. Muğla'da sadece çam balı var ve Türkiye'de bir numara. Arkadan Ordu geliyor. Ya Sakarya ile Muğla mukayese midir ya? Mukayese midir ya? Sakarya'da yok yok. Yayla balından kestane balına kadar. Çiçek balından ılamur balına kadar. Hepsi, her tür bal olma imkanı var. Onun için balcılıkta da inşallah Türkiye'de bir numara olmayı hedefliyoruz. Yani biz en azından 5-6 üründe tarımsal faaliyetlerde ön plana çıkmayı ve Türkiye'de bir numaralı olmaya doğru gidiyoruz inşallah. Daha fazla konuşmayalım. Yani bir şehrin model bir şehir, örnek bir şehir, efendim söyleyeyim marka bir şehir, gerçekten parmakla gösterilmiş bir şehir olması için önemli, belli olması lazım. Bunun için turizm altyapısı olması lazım, var. Tarım altyapısı olması lazım, var. Sanayi altyapısı olması lazım, var. O zaman helvayı yapalım da. Helva yapalım da hepsi var. Tuzu var, şekeri var, suyu var. Helva yaparlar hepsi inşallah. Helvamız da var ama bu helvayı biraz daha büyüteceğiz. Bir de büyüteceğiz. Burada Sakaryalılık bilincini ve Sakaryalı'nın ön plana çıkarma bilincini ben kardeşiniz olarak ön plana çıkaralım diye arzu ediyorum. Yani Sakaryalı bilinci, Sakarya'nın varlıklarını, Sakarya'nın kültürünü, insan yapısını, genetik yapısını ön plana çıkaralım ya. Sporda Türkiye'de bir numara biliriz. Çünkü bizde genetik yapı Türkiye'nin hiçbir yerinde yok.
24 spor branşında biz şu anda hizmet veriyoruz Sakarya Büyükşehir'de olarak. 24 branşta. 3000 öğrencimiz var arkadaşlar ya. Çoğu belki arkadaşlarım ilgisi olanlar biliyor. 3000 bize sporcumuz var ya. 24 branşımız var. Çünkü niye 24 branş? Her türlü sporun genetik yapısına biz sahibiz. Atletizm yapısına sahibiz. Güreşe sahibiz. Boksa sahibiz. Karateye sahibiz. Konuya sahibiz. Futbola sahibiz. Yani her türlü genetik yapıya sahip bir millet var bizde ya. Böyle bir zengin bir millet var. Zengin bir kültür var bizde. Onun için bu sporda da çok daha ön plana çıkmamız lazım. Mesela ben şu an bir dünya şampiyon arkadaşla görüştüm. Ona şart koştum. Türkiye'yi Sakarya'da dünya şampiyonası yapabileceksek her türlü imkanı vereceğim dedim. Yapar mıyız dedim? Yaparız başkanım dedi. Şimdi güreşle ilgili dünya şampiyonu oynayabilecek bir altyapıyı ve bir sistemi kurmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde judoda. Ancak karatede. Bunları yapmakta imkanımız var. Karate genel başkanıyla görüştük. İnşallah karatede de Türkiye'de bir numara olmanın Avrupa şampiyonu olmasını ve dünya şampiyonu olmasını arzu edeceğiz. Yani sporda da mutlaka Sakarya'nın ön plana çıkması gerekiyor. Arkadaşlar konuyu toparlıyorum. Yani bunları sizlerle bir mütalaa, lansman çerçevesinde bir karşılıklı mütalaa edelim istedim. Biz buraya inanırsak, gerçekten omuz omuza verirsek, bazı ufak tefek şeylerimizi, yani ufak tefek bazı cilvelerimizi bir kere bırakırsak, öyle sanıyorum ki biz hep birlikte Sakarya'mızda çok daha farklı bir Sakarya'yı lansman yaparız. Bunu daha da büyütürüz. Ben bunun için sizlerden özel destek istiyorum. Özel ilginizi bekliyorum. Zaten yapıyorsunuz. Bu konuda bize düşen her konuda yanınızda olduğunuzu tekrar ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Basına ne kadar değer verdiğimi tahmin ediyorsunuzdur. Basın bizim her şeyimiz. Elimiz, kolumuz, ayağımız. Basın yoksa o iyi yok demektir. Basın yoksa orada yaşam biraz zayıf demektir. Basın yaşamın lokomotifidir, onu söyleyeyim. O enerji verir çünkü. Güç verir. Yahut da yok eder. Moral bozar. Kuvve manevisini bozar. İnsanların devam psikolojisini bozar. Ya bunu yapar, ya da moral verir. Ben moral veren, destek veren, güç veren, heyecan veren bir basının Sakarya'da artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu imkan var, bu altyapısı da var, bu kültür var, bu bilgi var, beceri var, tecrübe var. Var ya. Çoğu zaten mesela 20-30 senelik arkadaşlarım var burada. Biz Sezai Bey'e gelen 20-30 senedir efendim bu konuda çalıştığımız, bu konuda beraber olduğumuz arkadaş, Cumali Bey, Şekil, çoğu arkadaşlar uygun abi. Çoğu arkadaşlarla beraberiz yani. Altyapı var, bilgi var, kalemleri, çok güzel kalemler olan arkadaşlarım var. Ben bazen bakıyorum, ya diyorum bak, beyin demen böyle bir şey demek. Bir kelime alıyor, onu mükemmel makale yazıyor ya. Bu çocuk önceki arkadaşlar ya. Bu kültür meselesi, meleke meselesi, bilgi meselesi. Bilgi meselesi bu. Ve açılım, tasarım. Yani neye benzer? Tasarım her şeyin öndedir. Tasarım hiç olmayan bir şeyi siz oluşturuyorsunuz. Yazı da böyle. Olmayan bir şeyi oluşturuyorsunuz. Bir kelimeden, bir cümleden yüzlerce kelime üretiyorsunuz. Tasarım bu işte. Üretkenlik bu işte. Heykeltıraş gibi alıyor şeyi, taşı. Kendine göre yontuyor, kendine göre mükemmel bir eser yapıyor yani. Heykeltıraş sanattır. Basın bir sanattır, yazmak bir sanattır. Bu sanatın da erleri sizlersiniz. Hepiniz yürekten tebrik ediyorum arkadaşlar. Konumuza çok kısa gibi, çok kısa bir şekilde esas konumuza gelelim. Malum bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Sakarya Peyzaj ve Süt Bitkiciliği Festivali basın toplantısına tekrar hoş geldiniz. Basın lansman toplantısına hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu lansmanımızın hayırlı olmasını, şehrimiz için ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm dünyada ve ülkemizde hakim olan mimari anlayışta peyzaj çok önemli bir konuya sahiptir. Ayrıca şehir planlamalarında ve tasarımlarında peyzaj birçok projenin en önemli adımlarının başındadır, hatta birincisidir. Nüfus, göç, sanayileşme, yeni teknolojik gelişmeler gibi pek çok etken sebebiyle kentler sürekli bir değişim ve zamana ayak uydurma çabası içerisindedirler. Kentlerimizin gelişmesine ve değişmesine yön veren sorumlular hemşehrilerimiz, bu kentte yaşayan insanların ta kendisidir. Şehir planlaması yaparken tüm bu etkenleri göz önüne alarak çalışmaları gerçekleştirmeli. Projelerimizi şehrimizde yaşayanların talep ve isteklerine göre şekillendirmeliyiz. Sürekli değişen ve gelişen, yaşayan bir organizma olan şehirlerde daima yeni projeler üretilmiştir. Yani bir şehir yeni projeler üretiliyorsa o gelişiyor demektir, aktif demektir. Yani bu gelişim çağı demektir. Gelişim çağını bitirmişse orada aktiflik olmaz, üretken olmaz, proje olmaz. Her proje yeni gelişimin ayak sesidir.
yeni gelişimin birer müjdesidir. Çünkü değişim hiçbir zaman için son bulmaz. Değişim her zamandır, her gündür. Nüfus artışı, teknoloji, sanayileşme, tarım gibi pek çok farklı alanlardaki gereksinimlere cevap verilmelidir. Bizim 3 ana değerimiz var, sporla beraber 4 değerimiz var. Bu değerlerimizi sık sık gündeme getirmek bir görevdir. Ve tarihi bir görevdir ve bu şehirde yaşamanın bir görevidir. Şehirleşirken doğaya saygılı, doğaya özlemi ve nefes alabilecek alanları ihmal etmemiz gerekmektedir. Doğa o kadar enteresan bir şeydir ki doğadaki varlığı kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Hem koruyacağız hem kullanacağız. Yani koruma, kullanma dengesini oluşturarak bundan istifade edeceğiz. Sadece kullanmak yok, hem koruyacağız. Koruyarak kullanacağız. Netice itibariyle çocuk sevmek bilir. Çocuk çok naziktir. Onu eğer korumadan seversen, ona eziyet edersin. Hem çocuğu koruyacağız, hem de onu seveceğiz. Bu sebeplerle hem ülkemizde hem de dünyada süs bitkiciliği ve peyzaj çalışmaları büyük öneme sahiptir. Biz de bu şehrin yöneticileri olarak hem şehrimizde başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarla hem ülkemizdeki hem de dünyadaki ihtiyaçlara cevap verebilmek, bu konuda tüm dünyada söz sahibi olmak için çalışmalarımızı hız kesmeden devam edeceğiz inşallah. Süs bitkiciliği ve peyzaj festivali bu amacımıza hedef, bu amacımıza hizmet eden, şehrimizi tanıtan bir faaliyettir. İşte koordinatör arkadaşımız Remzat Ayat Adıyaman Bey ve otellerin bugünden dolduğunu ifade etti. İşte bu bir şehrin gelişmesine, katkısına, ekonomik yapısına da katkılardan biri de budur. Festivalde üreticileri, sektör temsilcilerini, ilaçlama gibi, kimyasal ilaç gibi de bitki besleme tercihlerini, kamu kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek sektöre katkı sunmayı, gelişmesini sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca süs bitkiciliği yetiştiriliğinde alanında şehrimizin hem ülkemizde hem de dünyada söz sahibi haline getirmeyi planlıyoruz ve istiyoruz. Böylelikle hem iş istihdamını artıracak hem de Sakarya'yı sektör liderliğine taşıyacaktır. Üçüncüsünü düzenlediğimiz festival üretim ile pazarlamayı bir arada getirerek hem üreticilerin hem de sektör temsilcilerinin azami verim elde etmesini sağlamak istiyoruz. Bunu daha önceki yıllarda gördük. Ayrıca sadece iç piyasaya değil, aynı zamanda dış piyasaya da ulaşmayı kolaylaştıracağız. Festivalin gerçekleşmesine katkı sunan paydaşlarımıza özel parantez açmak istiyorum. Bununla ilgili Tarım ve Sanayi Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Sanayi Bakanlığımıza ve onun buradaki kollarına, yani Tarım İl Müdürlüğümüze ve de Orman Bölge Müdürlüğümüze, Ziraat Odaları Birliği'ne, aynı zamanda buradaki temsilcilerine, Ziraat Odaları Başkanlarımıza, Sakarya Valiliğine ve Orman Genel Müdürlüğüne, Sakarya Ticaret Sanayi Odası'na, Başkanına ve heyetine, her zaman yanımızda hissettiğimiz, her zaman işbirliği olduğumuz ve gerçekten Sakarya'mız için olmazsa olmazların başını çeken Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan ve heyetine, aynı zamanda yine olmazsa olarak gördüğümüz tarımın başı çeken özellikle Sakarya Ticaret Borsası Başkanı'na ve heyetine ve yine Sakarya Üniversitesi'ne, bununla birlikte Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na, biz çoğu projelerimiz arkadaşlar Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, yani marka ile yapıyoruz. Markadan ciddi destek alıyoruz. Zaman zaman yapılan diyorlar ki ya başkan para yok der, işte para sıktan efendim vurulur ama bir takım yatırımlar devam ediyor. Ya arkadaşlar bir yerlerden alıyoruz işte. Bir yerlerden alıyoruz. Şükürler olsun. O destekler bir sari sera için 10 milyon TL mükemmeliyet merkezi yapıyoruz biliyorsunuz. 10 milyon markadan alıyoruz. Marka veriyoruz. Dolayısıyla yeşil doku kültürünü markadan alıyoruz. 4 milyon TL markadan alıyoruz. Yani markanın destekleriyle yatırımlar yapıyoruz. Ve yapmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde efendim Sarep. Sarep'in bütün masrafını markadan alıyoruz. Yani biz üretiyoruz, proje oluşturuyoruz, emek sarf ediyoruz ve markada projelerimiz kabul görüyor bakanlıkta ve destek veriyor. Bize diyor ki ya Sarep nereye çıktı? Ya Sarep arkadaşlar, Sarep ömrünü tüketen bir artık ürün. Aşırı bir talebi var. Müthiş bir piyasası var. Hem iç piyasa hem dış piyasada. Ama Sarep yok, yok. Sarep artık ormanlarda toplama yasak. Toplayamazsın. Nesi tükeniyor? Yok. Ne olacak? Kültür yapılması lazım. Kültür yapmazsan Sarep diye sadece tarihte kitaplarda görürsün. Kültürü yapıyoruz. Bunu Samsun'a başlattık.
Samsun'da ben Doğu Karadeniz Bölge Kalkma Başkanı'yken Samsun'da, Samsun Üniversitesi'ndeki bir hocamızla ve oradaki efendim üreticilerle birlikte şu anda orada takriben 50 dekarın üzerinde bir alanda bunu gerçekleştirdik. Şimdi burada inşallah biz Sakarya'da bunu başlattık. Ektik, gördünüz. İlk tribuna çeken bu kardeşiniz, ilk tohumu atan işte bu kardeşiniz. Yaptık, diktik. Ve Sarak burada Sakarya için geleceğin parlak bir üretim alanı oluşacak. Çünkü katmerleri yüksek bir ürün. Katmerleri yüksek olan bir ürün. Arkasından ne geliyor? Safran geliyor, safran. Arkasına safran gelecek, safran ekeceğiz. Bunların ismini duyarız, kendileri olmaz. Sakarya mümbit diyoruz ya. Sakarya'da yok, yok. Olmaz olmaz diye bir şey yok Sakarya'da. Şimdi safran ekeceğiz. Safran sağlığını oluşturacağız inşallah. Kenevir başarılı oldu. Boyum geliyor 3 metre oldu. Görüyorsunuz birileri de bundan küçümsüyor. Ya işine bak ya. İşine bak ya. Sen yaptığına bak ya. Sen yaptığını söyle ya. Ya efendim kenevir, büyükşehir bile de kenevir işiymiş mi? Büyükşehir her şey işi. Büyükşehir her şey işi. Bu da işi. İşte bilgiler de işi. Süslükler işi. Büyükşehir her şey işi kardeşim. Her şeye uğraşacağız. Toprağından havasına kadar. Evet, Allah razı olsun başkanlar. Biz farklı kültürlerin zenginliğini yaşayan insanlarız. Farklı etnik yapıların zengini yaşayan insanlarız. Bu zenginliğimizi yansıtalım istiyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dostluğumuzu ilelebet devam ettirelim. Daha fazla sabrınızı zorlamadan, daha fazla konulara girmeden inşallah 3. Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nin ülkemize, şehrimize, üreticilere ve bütün taraftarlara ve de basın mensuplarına da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlerle bir aydır, hatta bir ay da geçti, bir aydır bir ay gelmek istediğimiz Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak neler yaptığımızı, neler yapmak istediğimizi, ne tür projeleri gündeme aldığımızı, hangileri başladığımızı ve gerçekten şehrimiz içerisinde değiştirecek yeni bir Sakarya oluşturacak ve Sakarya Yenileniyor projesi ismiyle, Sakarya Yenileniyor ismiyle neler yaptığımızı, neler yapmayı planladığımızı bizim yüze yakın projemizi oluşturduk. Kitapçının günlerde basıyoruz inşallah. Onları da bir lansmanı yapacağız. En kısa zamanda o bizim projelerimizin lansmanında buluşmak üzere. Ve buradaki katkılarınızı artarak devam etmek üzere. Ve bu mekan konusunda bize hiçbir şey esirgemeyen, her konuda destek veren, her konuda bize böyle iş bilen olan Sapanca Belediye Başkanımızı huzurlarınızı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Her konuda yerimizde olun, beraber olun. Biz de Sapanca Belediyesi, Artvin Belediyesi, Büyükşehir, biz tekiz, tek belediyeyiz. Görevlerimiz farklı farklı. Tek belediyeyiz, bu böyle bile. Sağ olsun arkadaşlar da her konuda bize katkı sağlıyor, destek veriyor, beraber yapıyoruz. Onun yaptığı, bizim yaptığımız onun. Öyle bir senden bir durumumuz yok, ayrıcımız yok. Aynı şekilde Artvin Belediye Başkanımız her konuda. Ne istersek, ne gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa İbzavacık hayır demeden tamam başkan ve koşan enerjik, dinamik bir kardeşimiz. Huzurlarınızda, Arif ve Belediye Başkanımızda bütün desteklerinden dolayı şükranlar arz ediyorum. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu duygularla tekrar bu lansmanımızın hayırlı olmasını temenniyorum. Her birinizde ayrı 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 teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Türkiye'nin en kapsamlı peyzaj ve süs bitkiciliği festivali 16-19 Eylül tarihlerinde 50 bin metrekarelik açık alanıyla bu yılda Sapanca Kırkpınar sahilinde. Covid-19 önlemlerinin eksiksiz olarak uygulanacağı güvenli festival ortamıyla katılımcı ve ziyaretçilerini bekliyor. Türkiye'nin birçok farklı bölgesinden sektörün öncü firmalarının katılımıyla gerçekleşecek 3. Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali, peyzaj uygulama alanlarında faaliyet gösteren firmalar, süs bitkileri üreticileri, teknik ve yan sanayi sektörü temsilcilerinin bulunduğu geniş katılımcı yelpazesiyle sektöre farklı bakışlar kazandırmaya devam ediyor. Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nde buluşalım. Süs Bitkiciliği Festivali.com